Daha çok var mı sizin eve? Niye? Çok mu zahmet oldu? Yok, ondan değil de yani... Az kaldı, merak etme. Birazdan kurtuluyorsun benden. Ya ben öyle demek istememiştim ya, affedersin. Merak ettim sadece. O yüzden. Yoksa inan ki benim için zahmet falan değil yani. Hay Allah ya. Kırdım mı seni? Vallahi istemeden oldu ya. Şaka yaptım ya. Tamam, sakin ol. Takılıyorum sadece. Bozulmadın mı yani? Bozulmadım tabii. Hatta burada seninle olmaktan gayet memnunum. İyi bari. Rahatladım ya. Tekrar memnun oldum. Ha bir de yani yanlış anlamazsan ben... Evet sen? Ya ben muhabbetini çok sevdim. Bir daha ne zaman sohbet ederiz acaba ha? Senin gibi kibar adamlar pek kalmadı. Versene telefonunu. Numaramı yazdım. Kendimi de çaldırdım. Belki ararsın, sohbet ederiz. Ya da ben ararım belki. Sen biraz utangaç gibisin. İyi günler. Sana da. Ahmet teyze. Yaptın yine yapacağını vallahi. Ben geldim. Hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Anlat nasıl geçti? Nasıl geçecek ya? Evine bıraktım, o kadar. Ama iyi anlaştınız değil mi? Vallahi kız 10 numara Metin. Ben kızı çok sevdim vallahi. Abla sen yapma bari ya. Hı? Metinciğim bir şey yapmıyoruz, konuşuyoruz alt tarafı. Bu kadar defans yapmana gerek yok. Sonuçta hoş kız, değil mi? Yani bence o kadar da hoş değil ama yine de siz bilirsiniz. Kızım sus, büyükler konuşuyor burada. Metinciğim, sen ne diyorsun evladım? Baba ne diyeceğim anlamadım ki ya. Ne olur bana bir şey sormayın. Ben odamdayım, tamam mı? Hayda. Ay. Bak bak bak, hareketlere bak, hareketlere bak bak, afralara tafralara bak. Sanki Galler Prensi, prenses beğenmiyoruz. Ha! Ya Metin de haklı. Canı çok sıkıldı bu son olaylarda. Belki biraz kendine bırakmak lazım. Yok anam. Kendi kendine bir kere bıraktık, ne olduğunu gördük. Tabii canım. Değil mi? Bana bak, sen bu kız düzgün diyorsun yani. Evet, evet. O zaman yapalım Metin'e. Evet. Ben senin arkandayım. Aa! Benden sana tam yetki. Baba. He? Emin misin? Teyzeme tam yetki. He tamam tamam. Öldürürüm seni kız, tam öldürürüm. Eminim, doğru, unuttum ya. Hallederiz evelallah. Bende o iş. Allah sonumuzu hayretsin. Hadi bakalım. Güzel uyansınım benim. Allah Allah. Bana iyi geceler demeyi unuttun. Eşeklik ettim, haklısın. İyi geceler, tatlı rüyalar. Sana da. Sen nereden çıktın ya? Açıyorum. Açıyorum hemen. Geldik. Ya ben çok acıktım. Çocuğum geldik işte. Esra'cığım ne iyi oldu. Sayende otobüs minibüs şey yapmadık valla. Ablacığım lafı mı olur? Ne demek? Hadi. Hadi gelin hadi. Bakalım. Hadi oğlum. Aa Hüsnü de geldi. Oo, bütün kızlar toplanmış. Hiç geçmeyin. Evet, sizi yemeğe götürüyorum. Aa, şahane fikir. Evet.
Ya bence de ama evde yemek vardı bir şeyler. Tabii canım. Üstü böreğim var ya. Yazık günah, onu yiyelim. Başka gün gideriz yemeğe, olur mu? Hadi ya. Neli börek? Peynirli. Sen seversin, gel. Ne? İyi hadi o zaman hadi. Hadi haydi. Tumla buraya. Üşümeyin. Gel mırtım mırtım mırtım. Mırtım mırtım mırtım. Tamam. Mırtım mırtım mırtım. Koş 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 koş. Geç Mert, geç. Geç Mert, geç 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 geç. Ay çok soğuk. Kapat kapıyı, kapat. Hadi geçin, çıkartın geç. Üstünüzü başınıza. Geç. Mertom, çıkar şapkanı oğlum. Çıkar bakalım çantanı. Börek burada. Kim var ayol? Ablacığım, Metin yedi herhalde. Metin işte değil miydi? Hay hadi, birini Metin yedi, ikinci tabak kimin? Baba siz miydiniz ya? Hoş geldiniz. Hoş bulduk oğlum. Hayırdır? Misafirimiz var galiba ha? Evet ya, Berrak uğramıştı da Berrak mı? Ne Berrak? Merhaba Nazike teyze. Hoş geldin çocuğum, hayırdır? Ablacığım hala soruyor musun? Hayır işte. Börek çok güzelmiş bu arada. Elinize sağlık. Afiyet olsun çocuğum. Afiyet olsun da konu börek değil sanki. Ya ben eve erken geldim bugün. Baktım fırında börek var. Aklıma Berrak geldi. Aradım, sen seversin dedim. Buyurmaz mısın, gel beraber yiyelim dedim. Berrakçı, börek yemeye geldin yani. Yani Metin çok ısrar edince... Ama böreği de yememişsin ki. Salona geçtik biz sonra. Berrak'ın çok sevdiği bir dizi varmış. Onu açtık, izliyorduk. Fermanı çıkarmış oğlum. Odaya ne zaman geçtiniz çocuğum? Odaya... Yani benim telefonum odada kalmış. Odaya geçtik işte sonra. Da acıkınca böyle börek alalım dedik. Börek dedik. Yani izliyorduk zaten. Ondan sonra... İzliyordunuz. Ama... Ben ses duymadım. Sus kızım. Canım sus. Sen her şeyi soracak mısın acaba böyle? Bir sus. Neyse ben gideyim. Merak ederler evden. Hoşça kalın. Güle güle kızım. Yine bekleriz Berrakcığım. Tabii. Börek al istersen. Burada daha yememişsin zaten. Şşş. Arkandan ağlar kızım. Uğurlasaydın kız arkadaşını oğlum, ayıp olmadı mı? Yok baba, ne kız arkadaşı falan ya. Erken öyle şeyler için. Belli. Biraz geç gelsek Mert'e kardeş geliyormuş. Yo artık teyze ya. Amma abarttın ha. Hem Berrak öyle bir kız değil. Çok tatlı bir kız o. Neyse ya, ben odamdayım. Hadi görüşürüz. Kimdi o abla? Ben anlatırım sonra sana. Ben demedim mi iki günde bağlarım bunların başını diye. Al işte. Vallahi senden korkulur Nazik ablacığım. Kork anacığım. Ya bunlar dün tanışmadılar mı? Hemen ikinci günde, bu ne samimiyet? Vallahi bizim ailenin erkekleri böyledir Esra'cığım. Bir cazibemiz var. Yani sen de yakından biliyorsun. Ay. Eşek herif ya. Bir de istemem yan cemmi havalar falan. Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim. İyi bir kız mı Nazike? Sonradan üzülmeyelim. Yani iyi kız Hüsnü. İlaç gibi gelecek Metin'e, bak göreceksin. İnşallah. Hadi yani keramet börekte herhalde. Biz de kesin yiyelim o zaman, hadi. Anacığım açmışlar, soğutmuşlar. Ben onu fırına koyayım. Şey yapayım, dur. Hadi hadi güzelce ısıt, çay da koy. Çay koyalım Esra'cığım. Hadi gelin, tamam, şunları toplayın.